Darbe komisyonu toplandı. Darbe komisyonu bizim arzu ettiğimiz şekilde görevini yapmadı ve yapmıyordu. Neden? Eğer bir siyasal iktidar darbe komisyonunu çalıştırmazsa, bizim arzu ettiğimiz kişileri darbe komisyonuna davet ettirmezse biz ne yapacağız? Hükümetin samimiyetini sorgulayacağız herhalde, değil mi? Özel kuvvetler komutanı Zeki Aksakallı şöyle bir açıklama yapıyor, ifadesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Niçin? Ben bunu sormayacak mıyım? Darbe komisyonun en kilit iki ismi var. İkisi davet ediliyor. Israr ediyor CHP milletvekilleri. Gelsinler darbe komisyonuna bunlar ifade versinler. Açıklama yapsınlar. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı. Engelleniyor ve bunlar darbe komisyonuna gelmiyorlar. Kim engelliyor? Hükümet. Şimdi bu hükümet bana hesap soruyor. Ben bunu sormayacak mıyım? Ben bunu sormazsam 248 şehidin kanı yerde kalacak. Ben bunu sormazsam bu darbe üstü örtülecek. Bana diyorlar ki neden hükümet neden buna kontrollü darbe girişimi diyorsun? Ne diyeyim ben Allah aşkına? Bir hükümet darbe girişiminin ortaya çıkmasını engellerse ne diyeceğim ben ona? FETÖ iddianamesini yazan savcı görevden alındı. Neden? Kim aldı bu savcıyı görevden? Ve bu savcı ne yaptı? Savcıyı görevden alıyorsunuz. İddianamenin içini boşaltıyorsunuz. Suçlu kim? Üst akıl. Kim bu üst akıl? Biz hesap soruyoruz. Onlar bırakmışlar hesap vermeyi. Bize hesap soruyorlar. Neden bu soruları soruyorsun diye. Neden bu soruları soruyorsun diye. Ben bu soruları 248 şehit için soruyorum. Bir daha Türkiye'de darbe olmasın diye soruyorum. Siz en basit kuralı kriz anında asker sokağa çıkmasın diye talimat vermeniz gerekirken talimat vermeyip o askerleri sokağa salıyorsanız ne olur? Asker ben emre uymuyorum diyemez, sorgulayamaz. O askerleri linç edenlerden hesap sorulmalı ve onlarınla ilgili dava açılmalı dedim. Açılan dava var mı? Niçin dava açılmıyor? Ben o askerlerin, o günahsız askerlerin hesabını sormayacak mıyım? Şunu söylüyorum. Adil Öksüz'ün elindeki GPS cihazını devletin hangi kurumu ithal etti? Değil mi? Basit mi? Basit. Desinler Adil Öksüz'ün elinde böyle bir cihaz yoktu. Var. İki telefonu yoktu. Var. Konuşmadı. Konuştu. Herkes kelepçelik, onlara kelepçe vurulmadı. Neden? Söyleyeyim. MİT yasasında bir değişiklik yapıldı. 2014'te. Başbakanın emri ve talimatı olmadan hiçbir MİT görevlisi tutuklanamaz, gözaltına alınamaz. Adil Öksüz neden tutuklanmadı? Neden gözaltına alınmadı? Sayın Binali Yıldırım açıklama yaptı. Darbenin siyasi ayağı yok diyor. Ya Allah aşkına çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Darbenin memur ayağı var. Sayın sendikacı ayağı var. İhracatçı ayağı var. İşveren ayağı var, çikolatacı ayağı var, baklavacı ayağı var, siyasi ayağı yok. Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına? Bu sizin... Ben ısrarla şunu söylüyorum. Eğer baylok kullananlar FETÖ terör örgütünün üyesi iseler, bu hükümet darbecileri, onların deyimine göre teröristleri neden açıklamıyorlar? Dönüp bize diyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'cüleri destekliyor. Siz FETÖ'cüsünüz diyorlar. Biz de gayet sakin, gayet akıllı, gayet vakur. Şunu söylüyoruz. Liste bende değil, liste sizde. Ben devlet değilim, devlet sizsiniz. Benim istihbarat örgütüm yok, sizin istihbarat örgütünüz var. Baylok listeleri sizin elinizde. Niçin açıklamıyorsunuz? Teröristleri niye saklıyorsunuz? Teröristleri saklamak suç değil mi? Bu noktada baylok kullananların sayısı
215.092 kişi. 215.092 kişi. Sayın Başbakan'a göre bunların içinde bir tek siyasetçi bile yok. Ya aklınız eriyor mu yani Allah aşkına yani? Ya bizim aklımızla alay mı ediyorlar yani? Bizim dönüp bize diyorlar ki siz FETÖ'yü destekliyorsunuz. Açıkla kardeşim kimin destekleyip desteklemediği çıksın ortaya. Niye açıklamıyorsun? Bu darbe girişimini bu hükümet başta da Sayın Cumhurbaşkanı kapatmak istiyorlar. Örtmek istiyorlar. Neden? Derine inilmesini istemiyorlar. Ucu kendilerine dokunacağı için. Darbeyi kapatmak suç işlemek demektir. Darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmamak suç işlemek demektir. Suçluların telaşı içindeler. Ben sorduğum soruları biliyorum. Ben bu ülkeyi savunuyorum. Bu ülkenin demokrasisini savunuyorum. 248 şehit verdik. Ya yetmez mi arkadaş? 248 şehidin olduğu bir yerde darbenin üstü örtülürse ben sessiz kalabilir miyim? Bu benim ahlakıma da, benim inancıma da, benim vicdanıma da uygun düşmez. Ben bu bedeli ne olursa olsun ben sonuna kadar gitmek zorundayım. Ya bu darbenin bütün ayrıntıları ortaya çıkacak ya da ben bu soruları her ortamda, her yerde onlara soracağım.